Hem Amerika'nın hem de dünyanın bir numaralı gündem maddesi elbette ki Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılıyor olması ve Biden'ın koltuğa geçiyor olması. Biden bundan sonraki süreçte nasıl bir politika izleyecek, bunları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki kurmaylarını izleyeceği politikaları da konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Biliyorsunuz genel itibariyle uzun vadeli rakamları sizlerle paylaşıyorum. Altın ve doların yükseliş eğiliminde devam edeceğini söylüyorum. Kısa vadeli öngörülerimi de bundan sonraki süreçte sizlerle paylaşacağım. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Altında 1830 seviyesi kritik bir destek noktası. 1855 önemli bir direnç noktası. 1855 dolar seviyesini zorluyor. Teknik olarak geriye dönüyor. Taban denemesi yapıyor. 1830'lu seviyelere değdikten sonra tekrar kendisini yukarıya atacak gibi görünüyor. 1855'i buradan aldığı destekle çok rahat bir şekilde kıracak ve 1894 seviyesine doğru ilerleyecek. Biden'ın koltuğa oturmuş olması, arka arkaya açıklanacak teşvikler, salgının ne yazık ki tüm dünyada hızını kesmeden yayılıyor olması, Amerika-Rusya, Amerika-Çin, Amerika-Türkiye, Amerika-İran gerilimlerinin de devam ediyor olması altın fiyatlarının yükseliş eğilimini hızlandıracak. Tam burada Yellen'in konuşmasına dönelim. Neden altın fiyatları yükselecek? Biraz da buna değinelim. Yellen güçlü Amerikan dolarına değindi ama piyasada belirlenecek fiyattan daha çok bahsetti. Bu önemliydi. Dolara bir müdahale olmayacağının da sinyallerini vermiş olduğu. Bunun sonrasında zaten altın tekrar 1855 dolar seviyesini denemeye başladı. Dirence çarptığı için geriye döndü. 1830 dolar seviyelerini deniyor. Burayı kırma ihtimalinin çok düşük olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. 1830 dolarda güç toplayan, hacimli bir şekilde güç toplayan altın fiyatları kendisini rahatlıkla 1860 doların üzerine atacak ve 1894 denemelerini yapmaya başlayacak. Peki Yellen sadece dolardan mı bahsetti? Hayır, Amerika'nın rekabet gücü arttırılmalı dedi. Salgında Biden'ın vergileri arttırmayacağını söyledi. Teşviklerin hızla geçirilmesi gerektiğini, yeni teşvik paketlerinin konuşulmaya başlanacağını işaret etti. Çin'le ticaret savaşlarının çok daha gerilimli olabileceğini satır aralarında konuştu. Çin'in yükselişinin önlenmesi gerektiğini, Amerika'nın gücünün korunması gerektiğini ifade etti. Ama bana göre en önemli ifadesi Wall Street odaklı bir ekonomi değil, yani borsa odaklı bir ekonomi değil, ana cadde odaklı bir ekonomi, yani reel sektör odaklı bir ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi. Bu nedenle de teşviklerin zaten büyük şirketler odaklı değil, halk odaklı çıkarılacağını ifade etti. Yine Yellen'in açıklamaları arasında en kritik olan başlıklardan birisi de kripto paralarla ilgiliydi. Kripto paraların terörü, kara parayı finanse ettiğini, bu nedenle de tehlikeli olduğunu ifade etti. Nitekim bu açıklamalar sonrasında Bitcoin'de hızla 35 bin doların altı görüldü ve 34 bin seviyesine kadar geri çekildi. Yellen'in başka bir kritik açıklaması ise Amerika karşıtı politikalar izleyen ülkelere yaptırım sopasının gösterilmesi konusuydu. Ki biliyorsunuz Türkiye'de katsa yaptırımları nedeniyle ciddi anlamda sıkıntılı. Önümüzdeki dönemde de bu yaptırımlar daha da sertleştirilecek gibi görünüyor. Yellen'in bu konuşmasından Dışişleri Bakanı Blinken'in konuşmasına geçelim. Çünkü Blinken direkt Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin S-400 alımı kabul edilemez. Türkiye mutlaka tarafını seçmek zorunda ve eğer ki seçmez ise, yani S-400 konusunda ısrarcı olmaya devam ederse, Rusya ile iyi ilişkiler konusunda ısrarcı olmaya devam ederse yaptırımların mutlaka dozu arttırılmalı dedi. Türkiye'yi önümüzdeki dönemde çok zor günler bekliyor arkadaşlar. S-400'ün hele ki ikinci paketi daha da köpürtülürse, yani bu konuyla ilgili Türkiye adımları atarsa, muhtemelen Amerika yaptırımları çok daha sert bir şekilde karşımıza çıkacak. Özellikle Swift alanında yapılacak yaptırımlarda Türkiye'nin aynı İran'da olduğu gibi, aynı Venezuela'da olduğu gibi durumunu sıkıntıya sokacaktır. Zaten bir yıl ekonomik problemle uğraşıyoruz. Zaten çok ciddi bir döviz sıkıntısı içerisindeyiz. Amerika yaptırımlarının arttırılması da Türkiye'nin daha da ciddi bir darboğaza girmesini beraberinde getirecek gibi görünüyor. Dolarda da 7.55 seviyesi önemli bir direnç noktası haline gelmiş durumda. 7.40 seviyesi de önemli bir destek noktası halinde. Burada Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı faiz kararı ön plana çıkıyor. Eğer ki Merkez Bankası sürpriz yapıp 100 bas puanlık bir faiz artırımı daha yaparsa muhtemelen 7.30 tabanına kadar dolar gevşeyecektir. Birincisi bunu söyleyelim. Ancak 7.30'dan tekrar geri dönecektir. Çünkü 100 bas puanlık faiz artırımı doların sert bir düşüşünü beraberinde getirmez. Sadece bir sürpriz etkisi yaratacağı için 7.30'a kadar bir geri çekilme olabilir yarınki açıklamadan sonra.
Merkez Bankası bir faiz artırımına gitmezse işte o zaman biz çok hızlı bir şekilde 7.60 seviyesinin kırıldığını göreceğiz yarın ve sonrasında da 7.90-8.05 aralığına yerleşmiş bir dolar kuru göreceğiz. 8.05 önemli bir direnç noktası arkadaşlar. Buranın kırılması durumunda da 8.40-8.50 aralığına giden bir dolar kuru görürüz. Orta ve uzun vadede ben dolar kurunun çok daha sert yükselişlerle karşımıza çıkacağı kanaatimi hala koruyorum arkadaşlar. Katsa yaptırımlarının uygulanması, döviz sıkışıklığının artması, kısa vadeli dış borçların çevrilmesindeki zorlukların ortaya çıkması, cari açık probleminin her geçen gün biraz daha gündeme gelmesiyle birlikte dolarda kırılma hareketleri göreceğiz. Doların çift taneli rakamlara ulaştığını çok net bir şekilde göreceğiz. Katsa yaptırımlarının dozunun artırılması da doların yükselişini hızlandıracaktır yüksek faiz ortamına rağmen. Faizlerin indirimi sürecinde de doların yükselişinin tetiklendiğini göreceğiz. 2021 yılında doların düşmesini kimse beklemesin. Anlık kısa vadeli geri çekilmeler görülebilir, düzeltmeler olabilir, yatay ve sıkışık seyirler olabilir bir süre. Yukarıya hareketleri çok daha sert olacak. Gelelim Biden'ın bundan sonra uygulayacağı politikalara. Bunların içerisinde Türkiye'de var. Biden'ın şu anda çantasında, ajandasında neler var? Biraz bunlardan bahsedeceğim sizlere ve Türkiye'yi bu ajanda nasıl etkileyebilir bunu da konuşacağız. Birincisi Biden'ın önceliği Amerikan ekonomisi ve teşvikler olacak. Nitekim 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi şu anda çok önemseniyor. Bu paket hızlı bir şekilde geçecek gibi görünüyor. 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi Amerika ekonomisinde bundan sonra izlenecek yol haritasında ortaya koyuyor. Daha çok vatandaş odaklı bir teşvik paketi görüyoruz zaten. 1 trilyon dolarlık bir kısmı direkt vatandaşa hibe yardımları olarak aktarılıyor. 440 milyarlık kısmı da KOBİ'lere yani küçük ölçekli şirketlere hibe olarak aktarılacak. Geriye kalan paranın büyük bir kısmı da koronayla mücadele için kullanılacak. Çin ticaret savaşları Trump gitti, Biden geldi bitiyor mu arkadaşlar? Hayır. Önümüzdeki dönemde daha da gerilecek gibi görünüyor. Sadece gümrük vergilerinin artırılmasıyla kalmayacak muhtemelen. Çünkü Çin ekonomisi eğer ki bu şekilde serbest bırakılırsa 2028 itibarıyla Amerikan ekonomisinin önüne geçiyor. Birinci sıraya yerleşiyor. Amerika'nın tekrar atağa geçmesi için Çin'in mutlaka durdurulması gerekiyor. Buna göre politikalar izlenecek. Ticaret savaşları önümüzdeki dönemde daha çok konuşacağımız konu başlıkları arasında yer alacak. Biden'ın ajandasındaki üçüncü madde ise salgın konusu arkadaşlar. Çok daha sert bir mücadele yapmak istiyor. Dünyadaki en çok vaka şu anda Amerika'da. Vaka sayısındaki artışın temelinde de Trump'ın yanlış politikaları konuşuluyor. Seçim sürecinde de zaten Biden buna sık sık vurgu yapmıştı arkadaşlar. Bundan sonraki günlerde salgınla mücadele artırılarak devam edecek. İklim değişikliği konusunda Paris Anlaşması'ndan vazgeçilmişti biliyorsunuz Trump tarafından. Paris Anlaşması'nın imzalanması ve temiz enerji modelinin tercih edilmesi konuşuluyor. Bununla ilgili adımlar atılacak Biden döneminde. Göçmenlerle ilgili politika da Trump dönemine göre tam tersi şeklinde uygulanacak. Daha hızlı bir şekilde Amerikan vatandaşı olması sağlanacak. Biden'ın vergi politikası daha KOBİ odaklı bir yaklaşımlı olacak gibi görünüyor arkadaşlar. Büyük şirketlerin vergilerini artırırken küçük şirketlerin vergilerini ya sabit tutacak ya da azaltacak. Küresel ittifaklar konusunda da kırmızı çizgisi var Biden'ın. Avrupa Birliği ile ilişkilerin çok daha güçlü bir hale gelmesi, Trump döneminde bozulan NATO ile olan ilişkilerinde tekrar toparlanması ile ilgili adımlar atılacak. İki önemli madde var arkadaşlar. Radikal sağ ve kutuplaşma Amerika'da Trump döneminde çok ön plana çıkmıştı. Kongrenin basılması süreci de bunun son noktasıydı. Yine ırkçılık, siyahi vatandaşlara ciddi saldırılar gerçekleşmişti. Özellikle emniyet güçleri tarafından. Azınlıklarla ilgili politikası da yine Trump'ın çok tartışılıyordu. Biden döneminde bu politikaların kökten değiştirilmesi konuşuluyor. Son olarak Türkiye ile olan ilişkiler. Aslında Biden'ın ağzından çıkmış herhangi bir söz yok. Ancak Biden'ın Dışişleri Bakanı olarak atadığı Blinken direkt Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Ve çok sert açıklamalar. Türkiye'nin S-400 almasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Türkiye-Rusya ilişkilerinin bu kadar sıcak olmasının kabul edilemez olduğunu söylüyor. Yaptırımların yetersiz olduğunu, bunların şimdilik gözlemlenmesi gerektiğini ama mutlaka dozunun arttırılması gerektiğini söylüyor. Önümüzdeki süreçte Biden Türkiye ile ilgili politikalarında çok daha sert adımlar atacak. Bu da yaptırımların dozunun arttırılması anlamına geliyor ve Türkiye ekonomisinin çok ciddi anlamda köşeye sıkıştırılması anlamına geliyor. Biden ajandasındaki bizi ilgilendiren en önemli madde S-400 meselesi.
tanesi. Bir başka önemli madde yine Biden ajandasında küresel ittifaklar. Bu küresel ittifaklarda Türkiye'yi çok ön planda değil, hatta ittifak yapılacak bir müttefik olarak görülmüyor bile anladığımız kadarıyla. Avrupa Birliği ile ittifakların güçlendirilmesi, NATO ile Amerika ilişkilerinin düzeltilmesi gibi konu başlıkları yer alıyor. Buradaki kritik mesele arkadaşlar, eğer ki Biden Türkiye'ye olan katsa yaptırımlarını güçlendirirse, yani dozunu arttırırsa, Avrupa Birliği'nden de Türkiye'ye çok ciddi yaptırım paketleri gelebilir. Türkiye ekonomisinin daha da kırılgan hale gelmesini sağlayacaktır. Onun için önümüzdeki dönem çok kritik. Biliyorsunuz Mart ayı itibarıyla da Biden Avrupa Birliği'nin üst düzey yetkilileriyle bir araya gelecek ve burada stratejiler belirlenecek. Türkiye'ye uygulanacak Avrupa yaptırımları da konuşulacak konu başlıklarından birisi. Çünkü Avrupa tarafından da Biden'la konuşalım, ona göre Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımların dozunu belirleyeceğiz açıklamaları gelmişti. O nedenle bu küresel ittifaklar meselesi de çok önemli. Totalde bütün bunlar neyi ifade ediyor? Türkiye açısından konusunu biraz değerlendirelim. Bir tarafta döviz sıkıntısı ve sıkışıklığı, öbür tarafta kısa vadeli borçların hızla artıyor olması ve bunların döndürülmesiyle ilgili sıkıntıların da gün yüzüne çıkıyor olması, bankalardaki batık kredilerin her geçen biraz daha artıyor olması, reel sektörün yüksek faizler nedeniyle köşeye sıkışıyor olması, vatandaşın yoksullaşıyor olması, işsizliğin artıyor olması, enflasyonun bir türlü dizginlenememesi, Türkiye'nin makroekonomik dengelerinin bozulması ve uluslararası ilişkilerde de köşeye sıkışmış olması arkadaşlar. Bunlar toplamda Türkiye'deki döviz kırılganlığının daha da artmasını beraberinde getirecek. Evet, kısa vadede dolara bir şekilde müdahale edilebiliyor. Ancak biraz önce saydığım bütün bu maddeler devreye girdiğinde Türkiye'deki döviz kırılmalarının çok sert olduğunu, ekonomik krizin de çok sert bir şekilde geldiğini göreceğiz. Son olarak şöyle bir rakamlara göz atalım. 7.44 seviyesinde dolar 7.40'ın üzerinde durduğu sürece ilk hedefi 7.67, sonrasındaki ilk hedefi 7.90-8.05 aralığı olacak. Geri çekilmeler maksimum 7.30'a kadar olur. Sonrasında tekrar kendisini 7.50'nin üzerine atar ve 7.90-8.05 hedefine çok emin adımlarla ulaşır. Euro'ya baktığımızda 9'un üzerinde durmaya devam ediyor. Euro'nun neredeyse taban noktalarındayız. İlk hedefi dolar 7.98.05'e gittiğinde 9.40-9.50 aralığı olacaktır. Yine sterlinde 10.18 seviyesinde, orada da 10.50-10.60 seviyesini göreceğiz. Doların yükselişine bağlı olarak daha sonrasında da 11 lirayı zorlayan bir sterlin fiyatı göreceğiz. Şu anda euro dolar paritesi 1.20'nin hafif üzerinde, 1.21.03.04 seviyelerinde gidip geliyor. Paritede aşağıya doğru çok sert bir hareket görünüyor. Hem temel hem teknik nedenlerle arkadaşlar. İlk hedef 1.18, ikinci hedef 1.15, sonrasında 1.08'e gidecek euro dolar paritesi gördüğüm kadarıyla. Altının onsu bugün enteresan hareketler yapıyor. Önce 1.855'e gitti. Oradan 1.837 seviyesine kadar geri çekildi. Şu sıralarda 1.846 dolar seviyesinde ve yükseliş eğilimi de devam edecek. 1.830'larda çok sağlam bir destek alıyor kendisine. 1.840'ın üzerine atıyor. 1.855'in üzerinde kapatması durumunda ilk hedefi 1.894 olacak. Orayı da kırdıktan sonra hızlı bir şekilde 1.960 ve 1.960 kırıldıktan sonra da ilk hedefi 2.000 doların üstü olacak. Gümüş de altının onsuna paralel hareketler yapacak. Gelelim gram altına. Gram altın bugün 440-444 aralığında gidip geldi. Altının yükselişi, özellikle gram altının yükselişi hızlanacak arkadaşlar. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Çok hızlı bir şekilde kendisini 500 liranın üzerine atacak ve geldiği nokta olan 540 lira seviyesine dönecek. 540 lirayı bir hedef olarak bile ortaya koymuyorum. Bana göre hedef 560 ve 588 lira seviyeleri, ilk hedeflerden bahsediyorum. Sonrasında ise hem onsun yükselişi hem de doların yükselişine bağlı olarak gram altının biz 600 liranın üzerine gittiğini göreceğiz. 2021 yılı içerisinde de 1000 liranın üzerinde bir gram altın fiyatı göreceğiz. Kimse şaşırmasın arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın, sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.